Merhaba ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veysel Altuntar. Sizinle beraber şiir ünitemizi, üçüncü ünitemizi işlemeye devam ediyoruz. En sonunda Türk Halk Edebiyatı'nın oldukça önemli bir türü olan, Türk Edebiyatı'na, Türk toplumunun en çok önem verdiği metin türlerinden biri olan Türkü'den bahsetmiştik. Onunla ilgili bir metin okumuştuk daha doğrusu daha sonra da kaynaştırma aktörüne şöyle bir kısaca değinmiştik. Şimdi de arkadaşlar koşmadan bahsedeceğiz. Yine Türk e, tasavvuf, Türk halk edebiyatında oldukça önemli bir yer tuttuğunu bildiğimiz koşma. E, ama önce hazırlık sorularıyla metinlerimize başlayalım. Birinci soruda sevdiğiniz birisi grubete gidecek olsa ayrılırken duyduğunuz üzüntüyü nasıl ifade edersiniz? diye bir soru. Yine bu arkadaşlar tabii ki kişisel öznel bir soru. Bir sanatçı bunları düşüncelerini, duygularını bir tuvale dökebilir, bir kağıda dökebilir, çizebilir, resimle ifade edebilir. Soyut veya somut unsurlarla, bir şair şiirle, bir yazar romanla hikayeyle çeşitli şekillerde ifade edebilir. Bunları söyleyebiliriz. Siz ne yapardınız? Siz nasıl ifade ederdiniz arkadaşlar? Onun haricinde şiirin ezgiyle söylenmesinin yani bir ritimle söylenmesinin o şiire nasıl bir katkı sağlayacağını düşünürsünüz? Yani daha mı ahenkli olur yoksa hayır, e, düz şiir biçiminde söylenmesi sizce daha mı iyidir? Tabii ki bu da yine öznel bir düşünce. Ama burada e, Karaca olanın çok önemli, çok güzel bir şiiri var arkadaşlar, koşması var. Beraber önce bunu okuyalım, sonra metinle ilgili fikirlerimize bakalım. Allah gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanım kal melil melil. Keremet, aklından çıkarma beni. Ağla gözyaşını sil melil melil. Yeyin ey sevdiğim sen seni gözet. Karayı bağla da beyazı çöz at. Doldur ve badeyi bir daha uzat. Ayrılık şerbetin ver melil melil. Elvan çiçeklerden sokma başını kudret kalemini çekme kaşına. Beni unutursan doyma yaşına. Gez benim aşkımla yar melil melil. Karaca olan der ki ölüp ölünce. Ben de güzel sevdim kendi halımca. Varıp gurbet ile vasıl olunca. Dostlardan haberim al melil melil. ifadesini görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça güzel. içten. Koşmanın İslamiyet öncesindeki koşuğun bir devamı olduğunu, bir yeni farklı özellikleri olmakla birlikte, İslamiyet öncesi koşukla İslamiyet sonrasındaki halk edebiyatında koşmanın birbirine benzediğini ifade etmek mümkün arkadaşlar. Okuduğunuz metin Aşık Edebiyatı şairlerinden Karaca Olana aittir. Söz konusu metinde sevgiliye bir sesleniş vardır. Aşık bir ayrılık durumu yaşandığında sevdiğine ne yapması gerektiğini söylemektedir kendisi gittiğinde aşığından hüzünlü hüzünlü ağlamasını kendisini aklından çıkarmamasını karalar bağlamasını başına renkli çiçekler takmamasını istemektedir. Aşık edebiyatı halk edebiyatının bir kolu olup Türklerin İslam medeniyetinin etkisine girmesinden sonra aşık adı verilen sas şairlerince oluşturulmuştur. İslamiyetin kabulünden önceki sözlü edebiyat döneminin bir devamı niteliğindedir. Durum böyle olmakla birlikte aşık edebiyatının tam anlamıyla 16. yüzyılda şekillendiği söylenebilir. Aşıklar halk edebiyatına ait nazım biçimlerini ve bu edebiyatla özdeşleşmiş hece ölçüsünü kullanmışlardır. Dil sade, halkın kullandığı günlük konuşma dilidir. Aşık şiirlerini saz eşliğinde ve doğaçlama bir şekilde söyler. Bunun yanı sıra özellikle 16. yüzyıldan sonra divan edebiyatı nazım biçimlerini ve aruz ölçüsünü kullanan aşıklar da vardır. Diğer yüzyıllarda aşık edebiyatı varlığını zenginleşerek günümüze kadar devam ettirmiş. Günümüzde ise bu terim yerine daha genel bir ifadeyle halk edebiyatı terimi kullanılmaya başlanmıştır. Aşıklık geleneğinde usta çırak ilişkisi oldukça önemlidir usta aşık, saza ve söze yeteneği olan birini çırak edinir ve ona adım adım aşıklığı öğretir. Mahlas edinme aşıklıktaki ikinci adımdır. Burada aşıklık yolunda ilerleyen kişinin kendini yansıtan bir mahlas seçmesi geleneğin belirlediği bir durumdur. Bu önemli. Yani kendini ifade edecek bir lakap aslında lakabı birebir karşılamasa bile seçtiğini söylemek mümkündür. Kişinin aşık olabilmesi için sas çalması da gereklidir. Geleneğe göre kişinin aşık olduğunun en önemli göstergesi bade içme veya rüya görmedir. Bu durumla aşıklıktaki çok aşıklıkta çok sık karşılanır. Aşıkların bazıları rüyalarında Hızır Aleyhisselam'ı görüp uyanınca saz çalıp şiir söylemeye başlamışlardır. Yani daha önce hiç böyle bir yetenekleri yokken bir anda böyle bir yetenekleri olmuş oluyor. Bazıları da yine rüyalarında pir elinden bade içerler. Pirin gösterdiği sevgilinin yüzüne aşık olurlar ve böylece aşıklık makamına ulaşırlar. Koşmalar metinde de görüldüğü üzere 11'li hece ölçüsüyle dörtlükler halinde söylenmektedir. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişmektedir. Kafiye düzeni A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 B şeklindedir. Bazen ilk dörtlüğün kafiye düzeni değişir ve A, 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 B, A, B, C, B şeklinde de olabilir. Şiirde halk edebiyatının bir özelliği olarak sade, halkın her kesiminden insanın anlayabileceği yalınlıkta bir dil kullanılmıştır. Koşmalarda genellikle lirik konular işlenmektedir. Tüm bu özelliklere bakıldığında koşma nazım biçiminin aslında bakın bu metnin başında söylemiştim. İslamiyet'in kabulünden önceki dönemde yer alan koşuklara benzediği söylenebilir. Koşmalar lirik söyleyiş yönüyle divan şiirindeki gazellere de benzetilebilir. Koşma bir sonraki konumuz gazeller bu arada. Koşma nazım biçimi işlediği konular yönüyle çeşitli türlere ayrılmaktadır. Sevgili, güzellik, doğa gibi bireysel temaları işleyen koşmalara güzelleme, yiğitlik, kahramanlık konularını işleyenlere ise koçaklama adı verilir. Ölen bir kişinin ardından duyulan üzüntüyü, acıyı dile getirenlere ağıt, insanların ya da toplumların aksayan yönlerini konu edinenlere ise taşlama adı verilir. Güzelleme türünün halk edebiyatındaki temsilcisi Karaca olan, koçaklama türünün ki Köroğlu, taşlamanınki ise Seyrani'dir. En önemli temsilcisi olarak söyleyeceksek. Altlar ise aşık edebiyatı nazım türlerinden olmakla birlikte daha çok anonim halk edebiyatı ürünleri olarak bilinir. Aşık edebiyatında arkadaşlar söyleyenlerimiz belli. Ama anonim halk edebiyatında söyleyenimiz belli değil diyoruz. Koşmadan başka semai, varsağı ve destan aşık edebiyatının belli başlı nazım biçimleridir. 8'li hece ölçüsü ve dörtlükler halinde söylenen veya aruzla yazılan, daha çok sevgi, doğa, güzellik konularını işleyen ve özel bir eskisi olan aşık edebiyatının nazım biçimi semaidir. 8'li hece ölçüsüyle dörtlükler halinde, genellikle 3 5 dörtlük ve kendine özgü bir ezgiyle söylenen varsaalarda bire, hey ve hey gibi mertçe söyleyişler dikkat çeker. Destanlar ise genellikle 11'li hece ölçüsüyle dörtlükler halinde. Bu dörtlük sayısında bir sınırlama yoktur çünkü destanlar uzun nazım biçimleridir. Oluşturulur ve destanlarda savaş, yangın, sel, deprem gibi toplumu etkileyen olayların yanında ünlü kişilerin maceraları da ele alınır diyebiliriz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi oldukça geniş bir konu bu koşma konusu. Halk edebiyatı zaten Türk Halk Edebiyatı çok derin tarihsel geçmişe ve kendi içinde çok çeşitliliğe sahip olduğu için bu konuda uzmanlaşmaya oldukça ihtiyaç var. Bu konuyla ilgili düşüncelerin, bu konuyla ilgili araştırmaların arttırılması gerekiyor. Çünkü oldukça zengin bir birikime sahip olan bir edebiyata sahip bir milletiz. Bunu söylemek mümkün. Şimdi arkadaşlar diyor ki, metnin ikinci dörtlüğünde geçen karayı bağlamak kelime grubuyla ne anlatmak istedir? Karaları bağlamak arkadaşlar bir felaket dolayısıyla yas tutmak anlamına gelir. Yani kötü bir şey olmuş ki sen renkli renkli giyinme, Siyahlara bürün. Üzüntü, üzüntülü olduğunu, üzünlü olduğunu belli et anlamında söylenebilir. Metinde konu edilen, söz konusu edilen sevgilinin özellikleri nelerdir? Dizelerden Örnek vererek açıklayınız demiş. Beraber bakalım sizinle beraber sevgilinin özelliklerini. Bir kere ala gözlüyüm, Ela gözlüymüş bu sevgili, değil mi? Ondan sonra, pardon, bakalım, Kudret kalemini çekme kaşına diyor mesela, değil mi? Bu şekilde birkaç özelliğini söyleyebiliriz. Sevgilinin daha sonra ondan gözleri çok güzel olduğunu öyle ki kudret kalemi çekilmiş gibidir o kaşları gözleri olduğunu söylemek mümkündür. Üçüncü de e, metinde söyleyici kimdir diyor. Söyleyici şair kendisidir aslında ve kime yazmıştır bunu? Sevgilisine yazmıştır bu şiiri. Niçin seslenmiştir? Eğer kötü bir şey olursa ayrılırsa e, olması gereken neler yapması gerektiğini ifade ettiğini söyleyebiliriz. Dördüncü soruda metnin temasını en iyi yansıttığını düşündüğünüz dizeleri sözlü olarak ifade ediniz diyor arkadaşlar. Siz de buna bakın ama herhalde sanıyorum şu e, Karacaoğlan olan der ki ölüp ölünce ben de güzel sevdim kendi halımca varıp gurbet ile vasıl olunca dostlardan haberi mal melil melil herhalde en net bir şekilde ifade ettiğini düşündüğümüz dörtlük bu olduğunu söyleyebiliriz. Sizin için de tabii ki Farklı olabilir. Bir bakınız derim buna. Bu metinde açık ve örtük iletilere örnek bulunuz diyor. Açık ileti olarak şair bir kere gidecek, uzaklaşacak ve sevgilinin özelliklerini sıralıyor. Nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu, nasıl bir fiziki özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Örtük ileti de kapalı anlam olarak söyleyecek olursak da arkadaşlar. Eğer uzaklaşırsa iki sevgili, sevdiği insanların birbirinden ayrılması durumunda yaşanılan acıların aslında bir örneklenmesidir diye söyleyebiliriz. Altıncı soruda metnin dil ve anlatım özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz diyor. Metin saf arı bir Türkçedir arkadaşlar. Dönemin halk ağzıyla yazılmıştır ki zaten halk edebiyatı diyoruz. Halkın kolayca anladığı, benimsediği bir anlatım olduğunu söylemek mümkündür. Yedinci soruda okuduğumuz metninde dönemin sosyal ve kültürel yaşamına ait hangi unsurlar yer almaktadır diyor. Arkadaşlar bir kere e, halk edebiyatında aşık şair ve sevgilisi ilişkisi vardır, değil mi? Bu aşık şair sevgiliye seslenir, ondan yapmaları gerektiğini, ya yapmamaları gerektiğini söyler, ona hitap etmiş olur. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, sekizinci soru metinde ahengi sağlayan Unsurlar nelerdir? Kafiye vardır. Redif, asonans ve aliterasyonların olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlarım. Karacaoğlan'ın biliyorsunuz oldukça önemli bir şair. 17. yüzyılda doğmuştur. Doğum, ölüm ve yaşadığı dönem hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi yoktur. Ama 17. yüzyıl saz şairlerinden biri olduğu söylenebilir. Türk saz çayırı denince akla gelen ilk isimlerdendir. Karaca olan elinde sazı diğer diğer gezdi. Uzun bir süre bir yerde kalmadı. Bu durum şiirlerine de yansımıştır. Şiirlerinde gezdiği yerleri, mensubu olduğu Türkmen aşiretinin yaşantısını, gelenek ve göreneklerini, aşk ve ahlak anlayışını, dil özelliklerini ayrıntısıyla görmek mümkündür. Şiirlerinde aşkı çokça işlemiştir. Şiirlerinde düşünceden ziyade duygulara yönelmiştir karaca olan divan ve tekke şiirin etkisinde kalmamıştır. Aruz ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Hepece ölçüsüyle yazmıştır. Koşma, destan, varsa, semai gibi pek çok türde şiir söyleyen sanatçının şiirleri üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Dil bilgisi konusuna geliyor. Diyor ki okuduğunuz metinden isim tamamlamalarını örnek bulup sözlü olarak ifade ediniz diyor. Tabii biz şu anda sınıf ortamında olmadığımız için ne söyleyebiliriz? Buradan Beraber sizinle bakalım. Şuradaki gözyaşı değil mi? Bir belirtisiz isim tamlaması olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Bunun haricinde başka ne olabilir? Bakıyorum. Ayrılık şerbeti. Ne şerbeti? Ayrılık şerbeti. Ee, elvan çiçekler, kudret kalemi gibi birçok gördüğünüz gibi arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması örneği vardır diyoruz. Peki. Pardon. E, aşağıdaki dörtlükte kesme işaretinin kullanım amacını açıklayınız diyor. Karaca olan der ki ölüp ölüp ölünce pardon. Karaca olan der ki ölüp ölünce ben de güzel sevdim kendi halımca. Varıp gurbet ile vasıl olunca dostlardan haberim al melil melil. Şimdi arkadaşlar kesme işareti şurada kullanılmış. Şimdi biz e, dörtlükler biliyorsunuz halk edebiyatında hece ölçüsüyle yazılır. Mesela bu bakalım buradaki hece ölçüsü kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ile hece ölçüsüyle yazıldığını ifade ettik. Şimdi şurada da arkadaşlar Karaca oğlan diyor. Karaca oğlan normalde astı, değil mi? Eğer Karaca oğlan ifadesindeki şu A'yı da söylersek hece ölçüsü tutmayacak. Bakın şu haline bakalım öncelikle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hece ölçüsü. Eğer ben buradaki bu A'yı da kullansaydı karaca olan ne olurdu? 12 hece ölçüsü olurdu. Bu şekilde hece ölçüsünü tutturamamış olurdu. Burada bu kesme işareti kullanarak arkadaşlar hece ölçüsünü doğru sayıda kalmasına sağlıyor diyebiliriz. Persev Naili Boyratav'ın 100 soruda Türk halk edebiyatında aşık edebiyatı ile ilgili bilgiler var. Aynı zamanda 100 soruda Türk folklörü diye bir eseri de vardır Pertem Nail Borata'nın. Onların da oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Siz de arkadaşlar varsa kütüphanenizde bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Bunun haricinde aşıklar düz konuşma biçiminde söyleme ile şiir söylemeyi dilden söylemek ve telden söylemek deyimleriyle ayırırlar. Bununla aşığın şiirini söylerken sözlere eşlik eden müzik aracının sazın, aşığın şiirinden ayrılmaz bir öge olduğunu söylemek tedirler diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.